Yarın TKP'nin de galiba Beşiktaş'ta bu konuyla ilgili bir protestosu olacak. Kadın dayanışma komitelerimiz var. Onların bir eylemi olacak. Ben de buradan 8 Mart vesilesiyle sömürüye, eşitlik için, özgürlük için, kadın cinayetlerine karşı, şiddete karşı ayağa kalkan, boyun eğmeyen bütün kadınların Emekçi Kadın Günü'nü selamlamak istiyorum. Kutlamak diyemiyorum çünkü dünyada kutlanacak herhangi bir şey yok. Kadın başlığında da böyle. Maalesef. Türkiye'de hiç yok. Yok tabii ki. Yani dolayısıyla bu bir kutlama değil. Gerçekten de bir mücadele günü. Ve yani 8 Mart'ı gerçek anlamıyla, yani dediğim gibi kadınların eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesi, sömürüye karşı mücadelesi, erkek şiddetine karşı mücadelesi, cinayetlere karşı mücadelesi, bütün bunlar son derece değerli ve gerçekten de kutlamak yerine bu mücadeleye omuz vermek, destek vermek gerekiyor. Ben de boyun eğmeyen bütün kadınlarımıza burada selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi sevgili seyirciler, gündemin önemli başlıklarını konuşacağız. Aslında Türkiye'nin sıcak gündemine, hem ekonomiye hem siyasete hem dış politikaya biraz böyle soldan bir bakış ne diyor sorusuna yanıt arayacağız. Rusya-Ukrayna savaşıyla başlamak isterim. Dünyanın gündeminde olan bir mesele. Onun Türkiye'ye yansıması da çok ayrı bir boyutta. Yani Rusya ile Ukrayna savaşıyor ancak ekonomik krizi, sıkıntıyı, kıtlığı Türkiye yaşıyor. Onu da birazdan konuşacağız sevgili seyirciler ama nasıl bakıyorsunuz? Yani bugün biliyorsunuz bir müzakere için bir araya geldi taraflar. Siz bu savaşı nasıl tanımlıyorsunuz? Genelde Türkiye'de şöyle bakılıyor Sayın Okuyan, işte kim haklı tarafından bakılıyor biliyorsunuz. Hani Ukrayna'yı mı desteklemek lazım yoksa Rusya'yı mı gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz bu savaşa? Yani şimdi şöyle özetleyelim. Dediğiniz gibi bir tür bir taraflaşma gündeme geldiği için hemen orada kendimizi ifade edeyim, sonra açmaya çalışayım. Bir kere bizim burada bir tarafımız yok. Ama sorumluluklarımız var. Neden sorumluluklarımız var? Bir kere Türkiye bir NATO ülkesi ve Türkiye şu anda Rusya tarafından tehdit edilen bir ülke değil. Bizim önceliğimiz ABD emperyalizmine, NATO'ya karşı mücadeleyi yükseltmek. Bu çok açık. Ama Ukrayna'daki meselede Türkiye'de komünistlerin bir taraftan diğerini tutmak gibi bir şey olamaz. Üstelik de genellikle komünistler işgale karşıdırlar her zaman. Bu işgale de karşıyız ya da bir işgal girişimi var ortada. Ama öte yandan da Ukrayna'nın yönetimi halkı değil. Halklar genellikle bu tür şeylerde hep kurban olurlar. Evet, ya da burada zarar da görürler. Oldu. Burada evet. da öyle oldu ama Ukrayna devleti, yönetimi herhangi bir uluslararası hukuk açısından haklı olabilecek bir yönetim değil. Zaten 2014'te daha önce de olmuştu bir ikinci renkli devrimle tamamen Amerikancı, hatta neofaşist diyebileceğimiz bir yönetim iktidara geldi ve kaşıdılar bu meseleyi ısrarlı bir şekilde. Yani Ukrayna, yani Rusya'nın müdahalesini ya da buna işgal diyebilirsiniz, istila diyebilirsiniz, ayrı bir tartışma ama bunu haklı çıkarmak için söylemiyorum. Ama öte yandan da hakikaten Ukrayna'daki yönetim konunun buraya gelmesinde tabii ki NATO'nun yönlendirmesiyle, cesaretlendirmesiyle bu noktaya gelmesinde temel sorumludur. Ama öte yandan da biz Putin Rusya'sına herhangi bir şekilde desteklemek durumunda değiliz. Tam tersine ortada bir paylaşım mücadelesi var. Evet. Bu paylaşımda böyle jeostratejik kavramlar falan kullanılıyor ama asıl mesele şu, yani ekonomik mücadele var. Yani kaynakların, işte enerji yollarının, bütün bunlarla ilgili Rus sermayesiyle Batı sermayesi, Batılı emperyalist ülkeler arasında dişe diş bir mücadele var. Evet. Rusya kendisini bir güvenlik kaygısı olarak ifade ediyor. Ulusal güvenlik meselesi olarak biliyorsunuz bunu ifade ediyor. Dünyada bu tür savaşları hep böyle ifade ederler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün müdahaleleri. Evet, o da öyle. Değil mi? Güvenlik. Evet. Yani benim güvenliğim Irak'tan başlar. Evet, tehdidi tabii. Kaynağında yok etmek gibi bir şey tabii. Uydurdular. Ve bu her şeyi haklı gösterebilir. Yani her tür dış müdahaleye. Dolayısıyla buna çok fazla prim vermemek gerekir. Ha, Rusya tabii yanı başında. Yani ve gerçekten de NATO tarafından verilen sözler tutulmadı. Yani Sovyetler Birliği aldıktan sonra verilen sözler tutulmadı.
NATO doğuya doğru genişledi, bir sürü yeni üye kaydettiler ve en sonunda Ukrayna'nın üyeliği gündeme geldi. Buna izin vermeyeceği Rusya'nın ya da bunu kabullenmeyeceği belliydi. Ama öte yandan da güvenlik kaygısı diyerek bir şeyin kapağını açarsanız Amerika Birleşik Devletleri İçine der ki, her şeyi atarsınız. Tabii, hayır, ABD de buradaki varlığını güvenlikle açıklıyor. Tabii, doğru. Bir de şimdi diyecekler ki gördünüz mü işte Rusya sağa sola istila ediyor. O yüzden de güvenlik şeyini, adımlarını biz sıklaştıracağız. İşte daha fazla silah yiyeceğiz. Belki nükleer silah yerleştirecekler bölgeye. Dolayısıyla bunun sonu yok. O yüzden de biz adını koymamız lazım. Bu şey güvenlik kavramlarıyla şey yapmak yerine dünyamız acımasız bir rekabetin içerisinde olan yoksul insanları oluyor. Yani böyle bakmamız gerekiyor. Ortada emperyalist dünyada bir paylaşım savaşı var. Evet. O paylaşım savaşında da Türkiye çok önemli bir yerde duruyor. Birazdan konuşacağız çünkü işte Türkiye'de un sıkıntısı, ekmek sıkıntısı, kıtlığı bile gündeme gelebilir. Az önce çok değerli uzman konuklarımız evet, bu konuda evet, yorumlar yaptılar. Çünkü hem Rusya hem de Ukrayna'dan ciddi anlamda buğday ithal ediyoruz. Üçte ikisi Türkiye ihtiyacının oradan karşılanıyor. Bu iki ülke savaşta. Pandemide bunu gördük Sayın Okuyan. Pandemide ülkeler kapandılar, işlerine kapandılar. Aman dışarıya mal vermeyeyim ancak ben kendi vatandaşıma yetebilirim diye biliyorsunuz. Evet. Ciddi anlamda bir gıda krizine dönüştü pandemi aynı zamanda. Ve o zaman da biz eleştirdik. Türkiye hani üretebilen bir ülkeyken nasıl Türkiye'yi çölleştirdi bu iktidar diye. Üretimden nasıl çekti? Onun sonuçlarını yaşadık. Pandemi hani o ilk o akut dönemini kaybetmeye başlamışken de bir savaş ortaya çıktı. Yine aynı sıkıntılar baş gösterdi. Siz bu üretim temelinde nasıl bakıyorsunuz? Türkiye nasıl bu hale geldi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani AKP bunu bir bilinçli politika olarak mı uyguladı? Yoksa tamamen cehaletten mi yaptı? Sizin değerlendirmeniz nedir? Şimdi açıkçası burada tabii AKP dönemindeki tahribat son derece kritik. Ama öte yandan da daha öncesinde başladı. Yani gümrük birliği süreci, daha sonra işte Kemal Derviş dönemi, yani arada bir sosyal demokrat diyelim, bir iktidar dönemi de var Türkiye'de. Tamam, koalisyonlarla da olsa. Bir süreklilik var. O süreklilikte şöyle bir algı yaratıldı. İşte Türkiye bir Avrupa Birliği'ne yakınlaşabilmek ya da Avrupa Birliği ile bütünleşmek, entegre olabilmek için tarım ülkesi olmaktan çıkmalı diye bir şey yaratıldı. Ve bu sanki Türkiye'nin işte geri kalmışlığı, işte bu giderilecek, Türkiye Avrupa ülkeleri seviyesine gelecek diye bir şeyle Türkiye tarımını sistematik bir şekilde tahrip etmeye dönük evet, adımlar atıldı. Evet, sistemliydi yani. Tabii ki. Tabii. Yani Türkiye'nin kendi kendine yetmemesi mümkün olabilir mi? Şimdi öyle bir Türkiye'ye geldik ki işte Latin Amerika'dan meyve ithal. Tamam, eskiden beri zaman zaman işte muz gelirdi ki bizim muzumuz da güzeldi. Evet. Ama hani hadi muzu ithal ettik ama limon falan gibi şeyleri de ithal ediyoruz. Elma ithal ediyoruz. Şimdi bu akılsızca bir şey. Bir de her zaman tahıl en önemli gıda evet, şeyidir. En stratejik tabii bir ki, taraftan da değil ki mi? Ve şimdi geldik deli gibi tahıl ithal ediyoruz. Bu ama ne oldu? Avrupa Birliği'nin kotaları, hangi ürünü ne kadar üreteceğimize dair dayatmalar falan ve bunları bizim kabullenişimizle beraber. Ama sadece bu da değil. Tarımın büyük gıda tekellerine açılması, onlara teslim edilmesi, küçük üreticilerin yok edilmesi, borçlandırılması, bütün bunlar bir süreç ve aynı zamanda tarımsal alanların ranta açılması. Evet. Yani bu tamamı aslında kar odaklı bir ekonominin, yani bizim kapitalist ekonomi dediğimiz ekonominin Türkiye'yi getirdiği yer. Yalnız tarım değil ki. Enerji de böyle, sanayi de böyle. Türkiye'nin bazı sanayileri yok edildi. Evet. Yani şimdi toplamda belki bir sanayi üretimine bakarsanız başka bir fotoğraf görürsünüz. Ama Türkiye gibi ülkelerin işte savaşlar oluyor ve bir anda açıkta kalıyorsunuz. Kendine mümkün olduğu kadar yeterli bir ekonomiye sahip olması lazım. Yani ama sanayi üretimimiz bile dışa bağımlı. Tabii ki kağıdımız yok. Tamam, kağıt çok stratejik bir ürünmüş gibi gelmez ama hani tuvalet kağıdı da kullanmayı veriniz. Ama kitap basamıyoruz. Kitap
stratejik bir şeydir. Bir halk kitapsız ne yapacak? Yani şimdi orada nutuğu görüyorum. Kalınca bir kitaptır, değil mi? Her programda benim masamdadır. Şimdi nutuk. Normalde artık bu hacimde bir kitabın satış fiyatı 100'ün altında değildir Türkiye'de. Olamaz. Şimdi bu niye? Kağıt fabrikası yok Türkiye'de. Bırakmadılar. AKP bitirdi onu da. Tabii ki. Yani bu özelleştirme süreciyle ve davul zurnayla biz bu ülkedeki her şeyi satacağız. Biz tüccar hükümetiz, tüccar zihniyetli hükümetiz deyip bunu yaptılar. Ama dediğim gibi bunun öncesi de var. Yani bir sürekliliği var. Kapitalizm Türkiye'nin her şeyini tahrip ediyor. Yani insanı tahrip ediyor, işte kadını tahrip ediyor, doğasını tahrip ediyor, doğayı tahrip ediyor, zeytinini tahrip ediyor. Yani konuşulduğu için çok girmeyeceğim ama yani biz de burada Ege'deyiz. Yani Ege'de bir zeytin yetiştiren bir bölgemiz. Çok acıklı bir durum. Çok. Gerçekten de çok acıklı bir durum. Şimdi o yüzden de şuna geleceğim. Şimdi bunu dayatan ülkelerin hepsinin tarımsal üretimi Türkiye'den fazla. Yani Avrupa Birliği'nin evet. O Türkiye'yi siz tarım ülkesiniz, bu şekilde Avrupa'ya giremezsiniz diyen ülkeler Türkiye'de hayvancılığı bitirdiler, her şeyi bitirdiler ve